Anne adayları biraz daha az endişeli bu konuda ama özellikle baba adayları bu konuda biraz dertli. Acaba doğuma yetişebilir miyim? Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar kalabalık trafik saatlerinde, iş çıkışlarında veya sabahleyin acaba doğum başlarsa ne yaparım diye. Eğer bu üçüncü veya dördüncü doğumsa ve doğum sancınız başlamasına rağmen, suyunuz gelmesine rağmen evde bekliyorsanız hakikaten gerçek olabilir. Ama ilk gebelikte su gelmiş olsa dahi, doğum sancıları başlamış olsa dahi çoğunlukla 8 ila 10 saatlik, hatta bazen 6 saate kadar bazen düşebilir. Ama 8 ila 10 saatlik bir süre geçmesi gerekir ki o ıkınma evresi dediğimiz artık doğumhaneye alınması gereken evre başlamış olsun. Tabii ki 8-10 saat beklemek şeklinde bir öneri değil bu ama çünkü doğum eyleminin takip edilmesi lazım. Bebeğin kalp atışlarının takip edilmesi lazım. Sakin bir şekilde eğer su geldiyse veya sancılar başladıysa sakin bir şekilde arabaya atlayıp veya taksiye atlayıp veya her ne şekilde olacaksa doğum o şekilde hastaneye ulaşmak lazım. Çok panik yapacak bir durum değil, ilk gebelik ise eğer. Ama tabii ki çok ender durumlarda aşırı kanama olabilir veya ne bileyim çok daha farklı şeyler olabilir ama bunlar çok ender görülüyor. O tür durumlarda trafikte tabii ki sizin dörtlüleri yakarak veya taksi şoförüne dörtlüleri yakmasını söyleyerek böyle hızlı bir şekilde gidilmesini sağlayabilirsiniz veya evinize ambulans çağırabilirsiniz. Ama ilk gebelikte evde doğum yapmak, işte arabada doğum yapmak, doğuma yetişememek çok olağan şeyler değil.